tek kitle kontrolü Malphite'di. Malphite ultisi tutmayınca veya rakip sıyrılınca devamı gelmiyordu. İyi de şimdi Rally var. Orianna'nın ultisi, yani Orianna'nın ultisiyle devam ediyorsunuz tabii ama Rel de ona yardımcı olduğu için bir noktada yani birinden kaçıyorsunuz, diğerinden kaçamıyorsunuz. Seçim saklama yaptı ama yani Pantheon'un erken oyunu çok değiştirmesi haricinde bence Fenerbahçe çok daha avantajlı. Nerede çalıştırabilirler Pantheon'u? Orta koridorda. O yüzden çok fazla takıta girmemek çok daha iyi. Koridorda bir kez daha Nerem'in üstüne gidecekler. Sıçrasını ve Arındır'ı almayı başardılar. Şu anda sihirdar büyüsü olmayan Nerem'in bu takasa devam etmek istiyor mu? Yalnız yukarıda da bir 2'ye 1 görüyoruz. Nerem yakalanmış durumda. İlk kan burada Lenem'i düşürerek geldi. Galacticos adına. Ama 2-2 var şimdi orada. Şavik Atami'den de bir sıçra gördük ama orada ufuk kılıcını kullanmamayı tercih etti. Bence doğru tercih. Kule altına girmek istemezsiniz. Özellikle Samira takip edemezken. Yalnız ama Fenerbahçe bu arada... Odaklanma alt koridorda 1907 Fenerbahçe senin söylediğin gibi ejder önceliğini getirdi. Yalnız Tumay girerken hiç Prime'la aralarında pek iletişim yoktu galiba. Tabii eğer bir şey yapmıyorsanız 5 kişinin aynı yere toplanması hiç iyi bir tercih değil. Still Ambiance bu sefer bakalım ufuk kılıcından kaçamayacak çünkü öncesinde sıçrayla beraber yerine sabitledi. Sıçrayı kullandı. Mızrak geliyor mu Tumay'dan? Sıçra mızrak. Tumay burada bir skor daha getiriyor takımına. Still Ambiance ne kadar sıçrayla birazcık uzaklaşmaya çalışsa da... Şimdi Ramir geldi tersler atan Sinland'a yetişti. Bombo combo geliyor. Mermi manyağı da iyi geldi. 1907 Fenerbahçe kompozisyonu bunun için kurmuştu. Ve ekmeğini de yemiş oldu Galacticos. Belki de o savaşı daha erken başlatmamasının cezasını burada. Hem alameti kaybederek hem de çifte skoru rakibine vererek kaybediyor. Koridora bir kule altı denemesi olacak mı? Üst koridora geldiler. Şu anda Sinland'ın ultisi kullanılmış durumda ama Sinland'ı kurtarmaya yetmiyor bu. Pantheon'un yardımıyla bir skor daha Prime. Yalnız yukarıya bu kadar yatırım yaparsanız aşağıya kaynak ayıramıyorsunuz demektir. İkinci ejderi de çok rahat, herhangi bir tehdit görmeden oluyor Elramir. Koridoru hemen bir ekrana getirebilir miyiz derken bu kafayı attığı anda Shelly düşecek. Prime zamana karşı yarışı kazanıyor. 1907 Fenerbahçe'de hemen ardından kendileri adına oyunun ilk kulesini alıyor ama İkinci kuleyi de vurdurabilirler. 4 kişilik bir yatırım yapılırken diğer tarafta birer kişilik yatırımlarla kalkan yaya geldiğinde belki o birebir yapabilecek hale bile gelebilir. Şimdi Maximilian Yaz güzel pozisyonda. Elramir ısrarcı olursa burada. Yaz şimdi üzerinde Orianna topu bırakıldı. Bir bombo combo denemesi. Sadece Pantheon'a isabet etti ama Pantheon'u düşürmek çok kolay değil. Kule altına sersemle Tinan Sparz'dan. Güzel bir kronometre geliyor. Güzel de bir mermi manyağı. Sparz'ı da kurtarma adına yapılmış bir hamle oldu bu. Yalnız tersten gelen Prime. Biraz fazla orada kalan Sparz'ın cezasını kesiyor. Halen altın barkı 1000 yalnız. Ve halen Samira istenen kıvamda değil. Ya özellikle bir dakika sonra çıkacak olan Dağ Ejderi Savaşı'nı 1907 Fenerbahçe kazanırsa hem ruha bir adım yaklaşmakla kalmayacak hem de Rel, Malphite ve Udyr gibi 3 tane hiç fena tank olmayan bir takım için %6'lık zırh ve büyü dirençleri harika olur. Olabilir gibi gözüküyor. Prime çok geride. Maximilian öyle. Ceyrus ters tarafta. Takım ayrılmış durumda. 2000 cana kadar düştü Dağ Ejderi. Tumay çalmaya çalışacak. Yalnız Tumay'ı durduracaklar. Sersemletmeler arka arkaya geliyor. Shavik Atami içeride bu arada. Şimdi Ceyrus ulti atacak. Pozisyonu bulabilecek. Yalnız Prime önemli iş yaptı. Mermi manyağı da skor almak için yeterli olmuyor. Dağ Ejderi'ni alan tarafta burada Prime oldu. Galacticos'un tam istediği gibi bir savaş oldu bu. Ulti olmadan girmek zorunda kalacaklar. Elramir de yarı candan az bir şekilde burada bulunmak zorunda. Şimdi Lenin, ulti işe yaradı. Lenin ulti alıyor. Yalnız girmesini engellediler. Sparz'ın bombo komboyu durduran hamle bu olmuş olabilir mi? Lenin istemediği bir noktada girmek zorunda kaldı. Bu da 1907 Fenerbahçe adına savaşın bitişi olabilir. Prime kovalamaya devam ediyorsa Chartom güvenliği uzaklaştıracak orada üyelerini. 1907 Fenerbahçe'nin ama bu da ağaçlarını korumaları için hiç şansları yok. Öte yandan Baron'la savunacakları da çok büyük muamma. Şu anda da gördüler Baron'un ilerlediğini ama bu konuda 1907 Fenerbahçe'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Açıkçası pozisyon tekrarını izleriz diye düşünüyorum ama Sparz girerken üzerine gelen zayıflara acıma. O bombo komboyu başlamadan bitirdi. Onlarda çok net bir tank yok gerçi ama ne olursa doğal tanklık yeter. Zaman kazandırmak çünkü Dağ Ejderi'ni arkada yapmaya devam ediyorlar. Dağ Ejderi'ni alabilecekler mi? Sonrasındaki savaş çok kolay olur. Dağ Ejderi'ni de aldılar. Dağ Ruhu ile beraber Galacticos. Şimdi Shavik Atami oradan kim çıkacak? Stillan mı sersemletemedi? Elramir önüne geçti. Ama ön taraflarda Sparz. Bombo combo yine olmadı. Bombo combo yine olmadı Kaan Kural. Şimdi Orianna da ultiyi kullanıyor ama sinerjik olarak kullanılmadı bu ultiler. Birbirlerinden farklı yerlerde, farklı zamanlarda ve yetersiz hasarlarda geldi. Galacticos. Dağ Ejderi, Dağ Ruhu, takım savaşı ve sanırım bir tane de inhibitör. Bir sınırlı hasar kaynağınız varsa, komboyu yapamadığınız anda oyun biter. Kankura bu nasıl nişancı? 123 zırhı var. 4 tane Dağ Ejderi olunca abicim her şey daha kolay oluyor. Ve ikinci Nexus Kulesi'ne dönüyorlar. Şimdi Elramir geldi. Burada 1'e 3 bir savaş gelecek mi acaba? Stillan'ın çıkmasına 17 saniye var, Lenin'in çıkmasına 7 saniye var. Ve orada çıkartmayı başardılar en azından.